Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik deltoid konusuna hemen dersimize başlayalım. Deltoid nedir deltoid? Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgen oluşuyor. Dörtgene deltoid. Yani iki tane ikizkenar üçgen taban tabana birleşince ne oluşuyormuş? Deltoid oluşuyormuş. Peki o zaman tam şuradan da şöyle yararsak şu üçgenle şu üçgen eşkenar olmaz mı? Üç çizgi çizgi bu kenar ...üç çizgi bu kenar. Yani bunlar eş üçgen oluyor. Aslında bu ortadan yarıyor. Yani bu simetrik sen oluyor aslında. Ve dikkat edersek o zaman şurası... ...aynı açı olmak zorunda. Bak aynı kenarı görüyor Bu sen olmak zorunda aynı açı olmak zorunda kendi çapında. Aynı zamanda iki ikizkenar kenar üçgende... ...taban tabanda birleştiyse... ...buradan gelen şu gördüğümüz uzunluk... ...ikisi için de ortak... ...hem açı ortay doğruları... ...hem dikiner hem de tabanı iki eşit parçaya böler. Burada şunu unutmamalısın. İkiz kenarların tepelerinden gelen köşegen açı ortaya geliyor. Bununki farklı, bununki farklı açı ortaylar. Çünkü açılar aynı olmak zorunda değil. Ve burada dikinde tabanı ikiye böler. Hangi tabanı? İkiz kenarın tabanını. Yani şöyle inip bu tabanı bölmüyor. Aman. Peki taban açısı AA olsun. ...bununki de BB olsun. A artı B, A artı B. Bu açıdan eşit olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Zaten simetrikti. Şöyle şak deyince eş iki üçgen oluyordu. Güzel. Peki alan nasıl bulunur? Dik kesişen bütün dörtgenlerde olduğu gibi... ...Deltoid'de de alan <laughs> bölü 2. Yani AC çarpı BD bölü 2 ile bulabiliyoruz. Şimdi... Buraya baktığımda ne diyor? AD ile AB eşit ve bu bir deltoid. Bak bir tane eşitliği verince o deltoidi anlıyorsun hemen. He, demek ki burası eşit ve deltoidi rahat bir şekilde işaret Çünkü sana bir eşitlik vermez acaba yan deltoid mi düz mü nasıl bir deltoid olduğunu anlayamayabiliriz. Bir eşitlik veriyor. Peki CE'miz şurası 6 ve EF'miz şurası 7. Peki CF'miz de 8. Deltoid'de ben şuradan ikiz kenarın tepesinden çekersem ne oluyordu? Açı ortay. Şimdi gel açı ortaya odaklan. Açı ortay. Hatırlıyor musun açı ortay? B, C ve M, N olursa B bölüme M, C bölü N, oranları M, M, M eşitti. O zaman ben burada 6'ya 8 geldiği için 6'ya 6K, 8'e 8K'ya da sadeleştirelim. 6'ya 3K, 8'e 4K yazabilirim. 7K'mız 7 olduğu için K1 geldi. Peki K1'i yerine yazarsam 3 kere 1, 3, 4 kere 1, 4. Bana ne sormuş? EA'yı yani 3'ü sormuş. Cevap da o zaman B seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda deltoid e bununla bu eşit, bununla da bu eşit. Peki ikiz kenarın şu tepelerinden gelenler ne oluyordu? Açı ortay. Hocam şu üçgende de yine açı ortay geldi. Deminki gibi yapabilirim. X'in 4'e oranı eşittir. Şurası X artı 6'nın da 5'e oranı. Harika bak gösteriyorum. Munun muna munun Burada 5x eşittir. 4x artı 24'ün x kaç geldi? 24 diye soruyu çözdük. Ama burada şuraya görürsen seni tebrik ediyorum. Hocam buradan gelen de açı ortay. Ve şu üçgenin dış açı ortayı var. Dış açı ortay nasıl bulunurdu? yakın köşenin hop, uzak köşe oranı. X'in x artı 6 oranı eşittir. Yakın kenar uzak kenar. 4'ün 5'e dış açı ortay teoremi. Buradan da bulabilirsin ama bunu görmek gerçekten zordu. İç açı ortada yapmak daha kolaydı. İkisi de ispatı yapmış olduk. Devam. Şimdi köşeye nasıl kesişir deltoidde? Dik kesişir. Ve soruyu okuduğumda ne demiş? CBE açısı ile CBE. bu açı ile CB açısı ile CAB açısı. CAB bu açı aynıymış. Nasıl kullanacağım acaba? alfa alfa deyip şuraya beta dersem şu dik üçgenden alfa artı beta nedir? 90'dır. O zaman alfa artı beta uhu, 90'dır. Hatta burada 90 ise burada 90 değil mi? Bak simetrik açılar aynı alfa alfa beta beta. Peki dikten dikindi. Dikten dikindi. O zamandır o 90'ı çok abarttık. Şu alfa betadan olayı anladık zaten. Şuraya ben hop 90'ı koydum. Şurası alfa, e, şuraya beta dediğim de alfa artı beta 90 ise burada 90 geldi. H dersem dikten dik. P çarpı K. Cish, cish. 3 çarpı 12. H'ın karesi. H kaç geldi? 6. O zaman burada nedir 6? İkisken tepesinden gelen tabanı 2'ye bölerdi. Açı ortaya olurdu. Harika. Peki o zaman alan neydi? Cish, cish, bölü 2 idi. Peki bu köşgen 15. Çarpı diğer köşegen 12 bölü 2, 6 ve cevap kaç geldi? 90 geldi. Gördük mü? Dikten dik. Neden dikten dik? Bu açı bu açı işte buraya B dedim. Alfabete 90. Şurası 90 geldi. Büyük bitten 6 bulup bu alanı bulduk. Devam. Şimdi mesela ben bunu simetrik olduğunu için Bu alanla bu alan eşit. Bir tanesini bulursam var ya çarparım ikiye be. Çünkü bu köşeyi çekmek işe yaramıyor. Buraya nasıl böler bilemem ki. Eşit bölmesi için ikisinin tepesinden gelmesi gerekiyordu. O zaman ben burada iki kenar vardaki açıdan dolayı sinüs alan teoremi yapabilirim. Neydi sinüs alan formülü? 1 bölü 2, 8 çarpı 10 çarpı S'i buluyorum. Bak bir tanesini. Sinüs kaç? 120. Sinüs 60 da aynı. Yani kök 3 bölü 2'dir. Harika. 2 ile 10'dan 5 geldi. 2 ile 8'den 4 geldi. 20 kök 3 geldi. Bir tanesi. 2 tane var. 2 tane 20 kök 3'ten cevabım 40 kök 3. Yani cevap C seçeneği oldu. Sinüs alanını bulup ikiye ile çarptı. Gayet rahattı devam. Şimdi burada katlama olmuş. Nasıl olmuş? AE boyunca katlamış. Ve ne diyor? D noktası AC üzerine gelmekteymiş. Önce katlamadan önceki halini çizerek olayı anlamaya çalışayım. Şurası D. Şu açı 74'tü. Şu açı 69'du. Öncelikle 74 artı 69 ne yapar? 143 yapar. 143'ü 180'den çıkarsam kaç gelir? 37 gelir. Üçgen iç açıları 180'den yaptım. Peki katlanınca ED ile ED üssü eşit. Değil mi? AD ile AD üssü eşit. Daha da göstereyim. Bununla bu eşit. Güzel. 30 ise burada ne geldi? 37 geldi. Süper gidiyoruz. Mükemmel. Peki deltoidten dolayı zaten bunlarda da bu eşitti. Ve burada ikisi kenarlık geldi. Harika. Şurası kaç? 74. O zaman burada kaç gelecektir? 74 gelecek. Bana ne sormuş? ABD üssü. ABD üstü. Şurayı sormuş. ikizkenar kenar. E burada X. Neden ikizkenar kenar? Bununla bu eşitti. Bu da buraya gelince ikizkenar kenar oldu. Buradan 37 buldum. Hop 37. Açı ortay katlandığı için 74, 74. Açı ortadır ya. Bununla bu eşit. Bununla da bu eşit. İkisi kenar gelen açı ortay. Ve buraya kaç kalır? 106. 2X'e 106 kaldı. X'imiz kaç gelir? 53, 53. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda ne oluyor? Deltoid ve dikkat edersek burada CD ile CB'yi eşit demiş. Şurası ile şurası eşit. Harika. O zaman bununla da bu eşit. Delta de. Peki 90 derece var orada. Ve aynı zamanda ikisi kenardan gelenler ne yapar? Tabanı ikiye böler. Dik kisişir. Buradan gelenler 45-45. Açı ortay. Aa burada 45-45 oldu. Çünkü 90-45. Burada da 4, burada da 4 geldi. Çok güzel gidiyorum. Peki şuraya baktığım zaman dikkat et. Kenar ortay kenar ortay. Bu nokta bu üçgenin nesi? Ağırlık merkezi. Tabana yakın köşeye uzak A'yı 2A böler. Ve soru da şurayı okursam eğer CE ile EA eşitmiş. Yani A artı 4 ile 2A eşitmiş. He, bak nasıl saklamış oraya. A kaç geldi buradan? 4 geldi. O zaman burası 4. Burası da kaç geldi? 8 geldi. Bana ne sormuş? Alanı. Tüm alan düş, düş bölü 2. Burası 8. 8 daha 16 oldu bu köşegen. Çarpı. Bu köşegen de 8'di zaten. Bölü 2. Çat çat. 8 8. 8. 64 oldu. Tekrarlayalım. Şimdi deltoid ve eşitlik burada. Nasıl oldu? Açı ortay oldu ikisi kendine yani gelen. 45-45. E dik burada da 45, 45-45'den yani 4-4-4 oldu. Harika. Peki. Bura A artı 4 dedik. Bura neden 2A oldu? Çünkü iki tane kenar ortayı kesici nokta ağırlık merkezi. var. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. A4 ile 2 eşitledim. A4 geldi. 8 geldi. 8, 8, 16. Çarpı 8, 1, 2 alanı verdi. 64 devam. Şimdi o çizirmeli, yar çizirmeli, çizirmeli. Ne diyor? Çizim programında aşağıdaki aşamalar izlenerek çizilmiştir. A, B, C'de deltoidi çiz. ABCD B, C'de deltoidi çiz. Hadi başlayalım. Şuradan başlayalım. A, B, C, D çizdim. Sonra AB ve DC C kenarının orta noktanın sırasıyla... AB'nin orta noktasıyla DC'in orta noktası sırasıyla E ve F ver. Heh, bunlar orta nokta. Çat 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 çat. Süper. Sonra e, F, e, AC ile BD ve EF. AC, BD ve EF. E, Güzel. Oluştur. AB ile AD eşit. AB ile AD eşit. E, bu da buraya eşit değil mi? Deltoid. Harika. AC 12. Şurası boydan boya 12'ymiş. Süper. BD 16. Burası da 16'ymiş. Harika. Şimdi çizim ben çizim için mesela bu yer sanki bundan daha uzun ama sonuçta ben çizim için bu şekilde oldu. Bunu daha geniş çizebilirdim. Tekrar çizmek yerine böyle devam edelim. Sen de onu yap. Mesela böyle bir devam edelim. Sonra çizim tamamlandı diyor. Bu çizime göre EF kaçtır diyor. Bak şimdi güzelce yapalım. Kırmızıyı aldım. Bak farklı renkle çözeceğim. Hatırlıyor musun? Orta nokta orta noktaysa ben de burada bir orta nokta seçeyim. Ve şöyle çekersem eğer oranları eşit olunca paralel 1'in 2 oranın 16'a bura kaç gelir? 8 gelir. Peki şurayı çekersem eğer buradaki oranı buradaki oranı eşitse burası paralel. 1'in 2 oranın 12 ise burası da kaç geldi? 6 geldi. Peki şimdi deltoid ile köşegenler nasıl kesişti? Dik. Biz böyle soru dörtgenlerde yapmıştık ama burada dik için deltoid olduğu için biliyorum. İ e, paralelse burada 90 burada 90. 6, 8 paralelden dolayı bak 180'e tamamlayarak gitti. Ve 6, 8 hop burası 10 oldu. Gördük mü bak orta nokta çek. 16, 8 orta nokta paralelden 12 ise 6, 6, 8, 10 dedik. Ha daha geniş de çizebildim 16 daha uzun ama sonuç yine aynı gelecek. Cevap da o zaman A seçeneği olmuş olduğu devam. Şimdi buraya bakınca ikiz kenar ödü, burası açı ortay. 3'e 3K gelir açı olduğu için bunun buna 5'e de 5K gelir. Ve bir dik üçgen düşündüğümüzde dik kenar 3K hipotenüs 5K ise Pisagor yaparsam burası kaç K olacaktır burası? 4K olacaktır. O zaman 4K'mız 8 s 5 artı 3 K2 geldi. Burası 6 burası kaç geldi? 10 geldi. 10 sa 10 buraya kaç geldi? 4. Peki çünkü deltoid de eşit. Şura 90. 4 8 ise şurayı bulur musun? Hadi n diyelim. N'in karesi, 4'ün karesi artı 8'in karesi. Hatta 4, 8 ise küçük yana kök 5. 4 kök 5. 1, 2 ise kök 5. 4, 8 ise 4 katı 4 kök 5. Ama yapalım. N kare 16, 64, 80. N'imiz 4 kök 5 geldi. 4 kök 5 x kandan yardığı için 2 kök 5, 2 kök bölmez mi? Böler. 90 dereceden inen kenar ortay böldüğü parça uzunluğu nedir eşittir. O zaman x e ne olacaktır? 2 kök 5 olacaktır. Önce delta açıortayı açı ortayı gördüm. X gelen açı ortay. 3'e 3k, 5'e 5k, 4k, 8'den k2, 6, 8, 10. E burada ondan 4 geldi. 4, 8, 4 kök 5, 2 kök 5, 2 kök 5. Burada 2 kök 5'lik bir olayı çözdük. Cevabı da işaretleyelim o zaman. Cevap B seçeneği oldu. Devam. Şimdi deltoidimiz var yine ve ikizkenlık buradaysa bu da ikizkenar geldi. O zaman ne yapıyorduk hemen burada? Hop köşgeni çektim. Dik kesişti. Peki şimdi 70 ise burada 75. 150 ise 30'dan burası 15 15 böldü. Ancak 15 ise burası 75 75 oldu. Bak dikkat et. 8'i nasıl böldü ikizkardan gelen? Eşit böldü tabanı. Yani 4 4 böldü. Şuraya bakmanı istiyorum yandan. Dikten dikiniyor. Dikten dikiniyor. 15 75 üçgende ne özelliği vardı? Haşa 4H. Dikten dikiniyor. 15 75 üçgeninde H'a 4H. Yani burası 4 se H, burası 4H'dan 16 olacak hipotenüs. Peki bir köşegen 16, diğeri 8 alan nasıl bulunur? 16 çarpı 8 bölü 2'den alanım 64 gelir ve böylece cevap C seçeneği oldu. 15 işte H'a 4H olduğunu sakın unutma. Devam. Şimdi ne olmuş? katlanmış. Şu B'miz çat diye şurada gelmiş. Bak hatta şöyle çekeyim. Şöyleydi. Şu 90 şak diye buraya gelmiş. Yine şöyleydi hop katlandı. Çat diye buraya geldi. Yani burası doğrusu oldu. 90, 90, 180 çok güzel. Peki ne biliyorum? BC ile CD 24. 24, 24. Başka ne biliyorum? AB ile AD 18. Şurası 18, burası 18. İzle. Altının 3 katı. 6'nın 4 katı, 6'nın e, 5 katı. Bura kaç gelecek? 6'nın 5 katından 30 geldi. Süper. Katlanıp tam buraya geldiğine göre, bu köşegene geldiğine göre. Bak tam köşegende ne diyor dikkat edersek? köşegeni üzerinde çakışıyor. Peki köşegene geliyorsa, şurası açı ortaya olmadı mı? Bak geldi tak buraya geldi. Açı ortay. Peki açı ortayda ben ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne biliyorum? 24'e bir şeka, 30'a bir şeka. Hatta 6'ya bölünce... Şurası 4K. Bak 4K. 24'ü 6'ya böldüm. Bu da 5K. 9K 18'den dolayı açı orta yaptım. K kaç geldi? 2 geldi. 2 ise burası 8. Burası da 10 oldu. Çizersem burası 8. Burası 10 oldu. Katlandı 8 buraya geldi. Aynısını burada yapsam bu da 8'e 10 oldu. Katlandı burada 8 geldi. Ve ne 8 10? 6, 8, 10 üçgeni oldu. Bana bu üçgenin alanını sormuş değil mi? A, e, F. Yükseklik 6, taban 16, bölü 2. Çat çat. Kaç geldi? 48 gelmiş oldu. Kritik olay şu. 24'e 30 ve üst üste geldi. Şimdi katlanınca açı ortay. 24'e 4K, 30'a da 5 k, 9K 18'den 8'e 10. Ve katladık ve olayı çözdük. Devam. Şimdi... Burası da nedir? Açı ortay. İkiz kendi tepizine gelen. Açı ortay. E, C, K dersem ebenin 3K olduğunu buldum. Şurası K ise ebenin kaç K'ymış ebe? E, 4K ise burada kaç K oldu? 4K. Deltoid demiş. Burası ikiz kenar. da ikizkenar. kenar. Peki açı ortay. K 2 gelirse 4K'ya ne gelir? K 2 ise 4K'ya 8 gelir. Dolayısıyla cevabımız C seçim oldu. Bu kadar kolaydı. Devam. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bu sefer yandan deltoidi vermiş. İkiz kenarlık 3 üç ise burada 6 altı 6'dan şuraya 1 gelir. Değil mi? Bak 6 6 3 Şurası açı ortay oldu. Peki o açı ortaydan dolayı gel başlayalım. 5'e 5K gelirse 6'ya 6K gelmez mi? Gelir. Açı ortay 6'ya 6K 5'e 5K. Döndüm bu tarafa. Burası da açı ortay. 3'e kaç K gelmiş? 6K. 2K katı. O zaman burası komple kaç? 5. 5'e kaç K gelecek o zaman 2K'dan 10K olması lazım. 10K'dan burası da kaç K oldu? 5K ise 5K geldi. Bana soru da KF'nin EF'ye oranı. 5K'nın 5K oranı kaç geldi? 1 geldi. Bak 6'ya 6K 5'e 5K. 3'e 6K 2K katı 5'e 10K. 5K 5K ve oranı 1 geldi. Devam. Şimdi dikkat edersem nasıl kesişiyor köşenler? Dik kesişiyor. Harika. Peki devam edersem 90-30-60. 90-15 burası 75 geldi Aynı şekilde burası da 30'da Yandan deltoit hop 75 15 burası da 60 geldi süper Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımda Bak baktığımda Şimdi şu şekilde geliyor Süper deltoitim. 90'ın gördüğü 6'sı 30'un gördüğü 3 geldi ve burada 3 geldi O tamam ama burada 3 kök 3 Olabilir ama buraya nasıl geçeceğim Burası 3 kök 3 olur Ama buraya nasıl geçeceğim Çok iyi izlemeliyiz çok iyi kuş kullanmalıyız sorudan. Bak dikkat et. Şuraya kaç derece? 75. Peki onun tam 70'si bu açı kaç derece? O da 75. Taban açıları aynı. İkiz kenar üçgen oldu. 6 ise bunun tamamı 6'dı dostum. Gördün mü ne güzel saklamış. 75, 75, 6. Bir köşegen 6, diğer köşegen 6. Alan nasıl bulunur? Dış, dış, bölü 2'den Cevap 18 olacaktı. Cevap da o zaman hangisi geldi? D seçeneği oldu. Yoksa sen burada şurayı üç köküş kalırdın. Ama artık ikiz kenarları dikkatli görmeyi öğrendin. Devam. Şimdi deltoidlik var burada vermiş ve EB ile BC eşit. Şurası ile şurası eşitse 2 ise burada 2 geldi. Harika. Şimdi üst ve alt paralel yani bu bir yamuk. Peki deltoidin nesi vardı? İkiz kenardan gelen köşegeni açı ortay olurdu. Peki dikkat edersem orada hem paralellik hem açı ortay varsa orada ne gizliydi? İkiz kenar gizliydi. Nasıl? Ah ikiz kenarı tekrarlıyorum. Bir yer bir açı ortay paralellik varsa ikiz kenar gizlidir unutma. Araştır. Ve şurası 6 ise burada ne olacak? Hop 6. 2 ise burası 4 kaldı. Bandozu sormuş. Her zaman orada ikizkenarla kenarla çözülür demek istemiyorum. Başka soru tarzı da olabilir ama mutlaka ikiz kenardan şüphelenmelisin. Şimdi buraya baktığımda ne diyor? Logo tasarımı yapan Zehra Hanım. ABC deltoidini kopyalayıp aralarında boşluk kalmayacak şekilde logoyu oluşturmaktadır. Bak görüyor musun? Hepsi aynı. Kopyalayarak yapmış. Harika. A B, B C'ye eşit. Süper, bak eşitlikleri de koymuş. E 3. Neresi 3? Şurası, bak, o, bak, 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 bak. Şurayı çekersem şurası, şurası 3. Bak, orası çok karanlık oldu. Şöyle göstereyim şöyle. Yine karanlık oldu. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ee, yeşille göstersem yeşille. Bir türlü gösteremiyorum ya. Yani şurası, ha, bir tık daha şey oldu. Şurası 3 oldu. Ha, 3 vermiş. E 3. Sonra EH ile AF'nin çarpımını istiyor. Ne yapabilirim? Öncelikle ben. Öncelikle ben. Bak şimdi güzelce bakalım. Kalemimle şuraya bir yazı yazmak istiyorum. Şu, 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 şu. Bunlar hep aynı mı aynı? 1 2 3 4 5 6. 186'ya böl 30 30 30 30 30 30. Harika. Peki devam ediyorum. Şimdi burası 30 ve dikkat edersen ben bu kenarı ile bu kenar zaten eşit. İkiz kenar ve tepesi 60. O zaman taban da 60 60 olunca şu uzunluk, şu verilen uzunluk 3'tü ya. Eşkenar olup burada 3 olur. Burası da 3 olur, burası da 3 olur. Harika 3 3. Yani burada hep nedir? 3 3 3 3 3 3 mükemmel gidiyoruz. Şimdi gelelim. EH neresi? EH dediği yer, şimdi silerek göstermem lazım. Burayı anladık mı? Bak tekrarlıyorum. Şurayı çektim. Böldüm 6, 30, 30, 60 ve şu kenarlar aynı olunca eşkenar oldu. 3, 3, 3. Her kenarı 3, 3, 3, 3 oldu. Buraya kadar sıkıntı yok değil mi? Güzel. Şimdi orayı silmem lazım. Silmem. Silmem lazım. Neden silmem lazım? Anlatıyorum. Çünkü şimdi bana ne diyor? Şunu diyor. Eh çarpı af. Eh dediği yer şurası. Eh Eh şurası. Eh. Peki şura 90 değil mi? 30 30 90. 3 3 3 kök 2. Yani ben ne yapabilirim burada? Şunu yapabilirim. Şu eh 3 kök 2 oldu. Harika. Şimdi afı bulmalıyım. Af. Şimdi afa geçmek için, afa geçmek için güzelce önce şurayı bir sileyim yine. Şurayı bir sileyim. Af'a geçmek için şuradan güzel bir şekilde şunu çekmem gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Ve yine şuralar 3, 3 değil mi? 3, 3. 30, 30, 30, 30. Sırar kaç geldi burası? 120. Taban 30, 30 geldi. A, A, A kök 3. 3, 3, 3 kök 3 oldu değil mi? O zaman ne olmuş oldu böylelikle? Şu afimizde 3 köküç oldu. Çarparsak 3 kökü çarpı 3 köküçü. 3 kür kökü, 3 kökü, 9 kökler içine yapılır. 9 kök 6 cevap da e seçeneği olmuş oldu. Önce şu verdiği üçten eşit kenarı yıkalım. Kenarlar eşit olduğu için 60 60. Çünkü bunlar 30 30'du. Sonra eh dedi. 3 3 ise 3 kökü geldi. Sonra af dedi. 3 3 ise 120'den 3 köküç oldu. 30 30 üçgeni ve olayı çözdük. Çok hoş bir soruydu. Devam. Şimdi buraya baktığımda ne diyor? Ne diyor? Bu açı 90'dan büyükmüş. Peki deltoid 17 bu da aynısı. Bu da 90'dan büyük harika. Sonra ne diyor? Ee, alan 180 ise kaç kaç bölüşür? 90 90 bölüşür harika. Şimdi köşegeni çekerek alan bulma içerisinde ortalık karışır. Ama ne yaptık? İki kenar ve aradaki açının sinüsünden 1 bölü 2 12 çarpı 17 çarpı. Sinüs alfanın bir tanesine 90 düşüyor. Harika gidiyoruz. Bununla bu sadece 6 geldi. 6 ile 90'dan 15 geldi. Sinüs alfamız 15 bölü 17 geldi. Sinüs alfamız. E bura geniş açılı. Bunun sinüsüyle dışarıya dikinler geniş açılı olduğu için şuranın sinüsü aynıdır. Sinüsleri yüksekliğinden aynıdır. O da 15 bölü 17 olması için şuranın Hipotenüs 17 olduğu için karşının 15 olması lazım. Ne 15 17? 8 15 17. Burası kaç geldi? 20 geldi. 15 20. Yani 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı ve 5'in 5 katından 25 geldi x'imiz. Cevabı bulduk. Harikaydı. Devam. Şimdi 1 bölü 2, 17, 12, sinüs alfa 90 eşit dediğimiz sinüsü 15 17 buldum. Geniş açının sinüsüyle Yanındaki açının sinüsü, üzerinde dayanların sinüsü birbirine eşittir. Ben de dışarı dikindim, geniş açılı ya dışarı indim. Sinüsü 15 bölü 17 ya, bak karşı bölü hipotenüs 15 bölü 17, e 17 ise oraya 15 geldi. 8, 15, 17, e 15, 20, ise 25. Yine güzel bir soru çözdük. Yakar soru devam. Şimdi dikkat edersek BD'miz şurası kaç? 12. Bakıyoruz, evet. EB'miz kaç? 9. Süper. CF'miz 24. Şurası 24. Eee EC'miz 15. Şurası 15. Süper gidiyoruz. V 12 var, 9 var, 24 var, 15 var. AD ile AF eşit. AD ile AF eşit. bu bir deltoid. Burasıyla da burası ne oldu? Eşit olmak zorunda oldu. Süper. Şimdi deltoid ne olmuş? ABC üçgenindeki kartondan ADEF deltoid şeklindeki kısım şu kısım kesilerek çıkarılıyor. Süper. Ve bana ne diyor? ADEF'nin alanı şuranın alanının ABC'nin üçgenin alanına oranını bize sormuş. Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle şuradan çekersem ben şurası ne olur? Açıortay olmaz mı? İkizkenar tepesine göre evet açıortay. Peki şurası A, şurası A, şurası A. Açıortada munun munu oranı bak. A artı 12'nin 9 oranı, A artı 12'nin 9 oranı eşittir. A artı 24'ün 15 oranı. Bak, munum munum oranı yaptım, 15'i. 3'e böl, 3'e 5 geldi. İşler dışlar. 5 A artı 60 eşittir. 3 A artı 72. 2 A 12'den A kaç geldi? 6. O zaman şurası 6, burası da kaç geldi? 6 geldi, süper. Şimdi bak ne yapacağım? Şimdi şunu yapacağım seninle, alan paylaştırma. Şuradan tutarsam ben, şu üçgen ile şu üçgene baktığımda ikisinin de tepesi aynı. Yükseklik aynı. Alan taban orantılı. Buraya S gelirse buraya 2S gelmez mi? Çünkü 6S gelse 12'ye 2S gelmesi lazım. E deltoid ortadan yardığım için burada S değil mi? Evet. Şuradan tutarsam tepesi ortak olan iki tane üçgen var. Yükseklik aynı olduğundan. 6S gelirse 24'e kaç S gelir? 4S gelir. Bana ne sormuş? tamam bakalım. E, ne sormuştu? ADEF şu alan yani 2S'in bölü ABC oranı tüm alanı 2, 2 daha 4, 4 daha 8S oranı S'ler gitti 1 bölü 4 geldi. Cevap daha seçeneği oldu. Hatta buraya üçgene dikkat ettim. 18, 24, 30. 6'nın 3, altın 6'nın 5 katı. Yani bu bir dik üçgen olduğu da ortaya çıktı. Ama sonuçta genel çözüm dik üçgençi olmasaydı da yine çözülürdü. 6'ya S ise 12'ye 2 geldi tepesi ortak olduğu için. E, alan aynı deltoidde. 6 ise 24'e 4 S geldi dedik. Soruyu çözdük devam. Şimdi buraya bakarsak. ED'ye ben 2K dersem EB'miz 5K'ymış. Hadi yazalım. ED'ye 2K dersem EB'miz 5K. Süper. Sonra AC'miz 16. Burası 16. Hatta 8, 8 böler değil mi? Dik kesişir. Mükemmel. Ve alanı 168. Alan neydi? Düş düş bölü 2. Yani 7K çarpı 16 bölü 2 eşittir 168'miş. Mükemmel. 2 ile 16'dan burası 8 geldi. 8 ile 168'den burası 21 geldi. Ve K'nın buradan ben 3 olduğunu buldum. K3 ise şurası 6 geldi. Burası da 15 geldi. 6 8 10. 8 15 17. Mükemmel gidiyoruz. Çevre sormuş. 10, 10, 17, 17. Yani 17 artı 10'dan 2 tane var diyebilirim. 2 tane olduğu için. 54 geldi çevremiz ve böylelikle bulmuş olduk. Güzel soruydu. Devam. Şimdi ne diyor? Birbirine eş olan delta 3 karton parçasını birer kenarla çalıştırarak şekil oluşuyor. Beşgen bir yapı oluşuyor. Beşgen 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası doğrusu oluyor. Harika. Şimdi bunlar özdeş ya eşya 4 kökse bura ne gelir? 2 kök 3, 2 kök 3 diye paylaşır. Çünkü hepsini kenar da burada 2 kök 3, burası 2 kök 3 geldi. Aynı zamanda 3'e böl şurası 60, 60, 60 olmak zorunda kaldı. Bak 3 tanesi. Aynı zamanda bu açıyla bu açı da aynı değil mi? Delta bak yan açıları aynı. E, eşit olduğu için burası ne olmak zorunda? 90, 90 oldu. 90, 90 oldu. Çok iyi izle. O zaman burası 180 ise 60 ise buraya ne gelmesi lazım? 120 oldu. Süper. Hatta şuradan yararsam ben 60 60 30 30 şu üçgende 60'ın gördüğü kök 30'un gördüğü 2. 90'ın gördüğü, 90 gördüğü 4. Harika. Burası 2. Hop 2 2 mükemmel. Bunlar hep 2 2. Süperiz gidiyoruz. Ve yapının alanı kaç birim karedir? Sorun değil ki. Şu alanı bul. 2 çarpı 2 köküç 1 2 şu alan. Şu alan 2 köküç. E burada 2 köküç aynısı. Ne oldu? 4 köküç. E burada 4 köküç. E burada 4 köküç. E toplam o zaman 4 8 12 köküç olacaktır. Bak bu üçü de eşit. Olduğu için ne oldu? 60 60 özdeşler çünkü. Peki yan açıları da hep aynı olunca aynısı olacağından 90 90 oldu. İbra e 120 oldu. Zaten buraya eşit bir ölçü için 2 kök 3, 3 geldi ve şurada 30 60 90 üçgeni geldi. 60 2 gördüğü iki geldi. Bir alan 2 kök Bu da 2 kök geldi. 4 4 4 12 2 kök Bak soru gidip birbirine benzemeye başlıyor. Devam. Şimdi Emir ödev üçgenler tutarında boş kabile şekilde birleştirmiş. ADC 48 derece. ADC neresi? ADC. Şura 48. Yani burada da görseniz burası 48. Burası 48 harika. Peki 3'ünün de buralar aynı değil mi özdeşler? Evet. 3'e bölersek e, 360 ne gelir? 120, 120, 120 gelir. Süper gidiyoruz. Peki dikkat edersem ben. 120, 48 daha. 168 gelir. Bravo. Peki şu açıyla şu açılar eşit oluyordu. Bak bu açıyla bu açı eşit oluyordu. O zaman mantık kurarsam ben. 120 artı 48 ne yaptı? 168. Ben 360'dan çıkarırsam eğer. Buraya kalanları bulmaz mıyım? Evet 3 salmışa tamamlar. 2 geldi. 9 geldi. 192 geldi. Güzel. Peki o zaman 192 geldiğine göre 2'ye bölelim 192'yi. Şurası 96, 96 oldu. Burada 96 oldu. Bana ne sormuş? C, D1, D3. Bak. C, D1, D3. Bana şurayı sormuş. E, i̇kiz kenar değil mi? Bunlar özdeş. Burada x. Peki 90 90'da 192. 192 ise buraya kaç kalır? 360'tan 192 çıkarsa 168 kalır buraya da. 168 ise buraya kaç kalır o zaman 2 xe 12 kalır. 12'yi de 6 6 paylaşır ve bir tanesine 6 gelecektir. Bak çok güzeldi. Şu üç aynı 120, 48 buraya düşenleri buldum. Buraya geçtim ve kenarlar aynı. Oradan soruyu çözdüm. Şimdi aynı şekil bak. Yine özdeş 3 tane var. Buralar ne gelir? 120. 120, 120 gelir. Çok güzel. Peki 120, 40 tane ne yapar? 160. 360, 160 çıkarsa 200. Kaç kaç bölüş buraya? 100, 100 böler harika. 100, 100 böler harika. Ve 200 ise buraya kaç kalır? 160 kalır. Bize de 10. Demek sorundan biraz daha kolaydı. Devam. Şimdi bakıyorum. Özdeş 4 tane böyle koymuş. Alt taneyi de diğer uçları birleşecek şekilde koymuş. Şekibinin çevresi çevresi 64'müş. 64'ü 8'e bölersem, 8'e bölersem 8, 8, 8, 8 oldu. Harika. Peki kritik olay. Bu 4'ü de eşit olunca 4'e bölersek 90, 90 olmadım burası? 360'e bölersek evet harika. Yani buraları nasıl oldu? 90, 90 oldu. Oraları anladık. Bunlar hep 90, 90'mış. Peki acaba şu açılar nasıl olur? Hadi bulalım. 6 tane var. 366'ya böl. 60, 60, 60, 60. Ooo harika. 60 60. Hatta şöyle yararsam ben nasıl böler? 30 30 böler. Burada ne olur? 45 45 olur. Süper gidiyorum. Peki o zaman ben şu uzun şurası 8 değil mi? Evet. Dikinersem eğer 30 60 90 üçgeninden bu da 45 45 90'da. 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü ne olur şurası? 4. 4 4 4 kök 2. Bak orayı sana şuraya çekiyorum senin için bak. Şurası 30'du. Şurası 45'ti ve burası 8'di. Demin bulmuştuk burada. Peki dikinersem 30'un gördüğü 4, 45 kapı 4, 4 ise 4 kök geldi şurası. Peki şimdi bize bunun içerisi sormuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. 12 tane 4 kök 2'den kaç geliyor? 48 kök geldi çevresi. Cevap o zaman ne oldu? D seçeneği olmuş olduğu Devam. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan deltoid içindeki bir kağıt şekil birde gibi köşeleri boyunca katlanıyor. Katlamadan sonra oluşan mavi ve sarı bölgenin her bir alanı 20 birim kare olarak hesaplanıyor. Gel hemen yazalım. Şu alanlar neymiş? Şurası 20. Dur şöyle gösterelim. Şurası 20. Burası da 20'ymiş. Peki açarsak bir de buraya ne oldu? 20. Yani bir deltoid da 60'tır cepte. Bu kağıt şekilde gibi köşeleri köşegenlerin kesim noktasında çakışacak biçimde katlandığında oluşan mavi bölgenin alanı kaç birim karedir? Bak şimdi şöyle katlanda nerede oluşuyormuş? Köşegenlerin kesim noktasında şöyle çekeyim harika. Peki tam burada dik kesişir ve ortalamaz mı? Evet yani burası ile burası aynı iken burada da bura aynı olmak zorundadır. Harika. Çünkü bu katlandığı için eşit. E bu da eşit ve bunlar aynı zaten deltoidten dolayı. Peki şu uzunlukla şu uzunluk aynı mı? Evet aynı. 90 dereceden inen bu ikisi eşitse bu da ne olmak zorunda? Eşit. Muhteşem üçlü var. Harika. Yine aynı şekilde 90 burası ile burası aynı. 90 demiş bu ikisi eşitse bu da ne oldu? Eşit oldu. Yani buradan şunu öğreniyorum ki şurası aslında şurayla ne oldu? Bir paralellik oluştu. Oranlar aynı. Hatta orta taban oluştu. Hatta sen orta tabandan şunu hatırlıyorsundur. Bu eşit bölmüşse, bu da eşit bölmüşse birin iki oranı alanları oranı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani S ise buraya 3S hatta S, 3S, 5S hatırladın mı öyle giderdi. O zaman bu mantıktan bakarsak eğer ifadeye göre şurayı sildiğimde şöyle silersem ben şurası o zaman ne olmuş oluyor şurası? S oluyor. Şurası kaç S oluyor? 3 S oluyor. 4, 4 toplam 8 S eşittir neye? 60'a. S buradan kaç gelir? 60 bölü 8. 15 bölü 30 bölü 4, 15 bölü 2 geldi. Güzel. Peki kritik olay. Toplam 8 S. 2 S, 2 S, 4 S ise. Şuraya da kaç kalacaktır? 4 S kalacaktır. S 15 bölü 2 idi. Böylelikle çat kaç geldi? 30 geldi. Cevap C seçeneği olmuş oldu. Tekrarlıyorum. 20 20 açıldı 20. Tamamı 60. Sonra köşegen kesim noktasında e bu uzunluk e buraya geldik. Köşegen kesim burası 90. Muhteşem üçlü 3 eşit oldu. Bitti. Burada da eşit oldu ve paralel orta taban S 3S. S 3S. 8S 60. 2 eski kez 4 s ise burada da 4 s kalır. 4 s ise yarısı 30 olacaktır. Süper soruydu devam. Şimdi buraya baktığımda 6 adet eş deltoid işte biçimindeki farklı renkli kartonlardan motif elde ediliyor. Bize x, y, z, t, p, q'nun toplamı nedir diyor. Bak şimdi. Öncelikle bu alfa 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 burada şuralara geliyor. Alfa alfa burada da nedir? Şurası alfa harika. Peki Şuraya ben beta dersem o zaman şurası beta, şurası da beta olur. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman dur oraya hatta mavi çizeyim daha yanlış. Şurası beta, burası da beta olur. Toplarsam eğer burada 3 alfa artı 3 beta neye eşittir? 360'a alfa artı beta kaç geldi? 120 geldi. Süper. Peki kritik olay. Bu deltoid'e baktığımda bak deltoid'e bakınca şu açıyla şu açı eşit değil mi? Eşit. Peki eşitse komşuları da eşit değil mi eşit? Y ile Z aynı. E peki bu deltoid de bu deltoid aynı aynı. Bu deltoid de aynı. E onun da bu açıları aynı. E onun da yanları yine eşit eşit. Y, Z, X, Q da eşit oldu. Yine sarının da şu yanları aynı. Onların da üst yanları aynı. O zaman buradaki şunların hepsi bile ne oldu? Eşit oldu. Şimdi i̇şte buraya geliyorum. Alfa artı beta kaçmış alfa artı betamız? 120. 360'dan dolayı buraya kaç kalır? 240. Kaç kaç bölüşür? 120, 120. E buraya 60 geldi, buraya 60 geldi. Aynısı 120, 120. Buraya 60 geldi, buraya 60 geldi. E buraya 60, buraya 60 geldi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 60. Hepsini toplarsak 360. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacaktır. Derste verilen deltoidi simetri ekseninin yandaki gibi dikey tutarak yatay boyunca katlayın. Oluşan büyük üçgeni küçük üçgen gözden geçen yatay doğru boyunca tekrar yukarı doğru katlayın. İşte size gemi. Bir yüzünün alanı şu alan 72 birim olan deltoidden yukarıdaki tarife göre bir gemi yapan burcu gemisi de şekilde gösteren iki uzunluğun eşit olduğunu buluyor. Yani şu yüksekliğin eşit olduğunu buluyor. Böyle burcunun gemisinin şekilde görünen yüzünün alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bak çok güzel soru. Yakar bir soru. Güzelce izleyelim. Öncelikle şurayı uzattım. Şura A'ya A ise yine burası A ise. Burada ne oldu? A oldu. Biz katlamalarda ne yapıyorduk? Katlamadan önceki halini açıyorduk. Gel açalım. Şunu şuraya doğru şöyle güzelce açalım. Peki açarsam 2A ise burada ne olacaktır? 2A olacaktır. Harika. Peki şu alttaki var ya alttaki onu da yukarı açarsam AA olduğu için o da tam şuraya denk gelmek durumundadır. Harika. Şimdi işte açılmış hali oldu. Peki soruyorum. Şimdi ben şöyle gitsem. Şuraya ne desem? 1'in 2'ye oranı değil mi? Yükseklik oranı da benzerlik oranıydı. Yüksek çünkü burası 90. Bak köşegen kesim noktası harika. A'nın 2'ye, N ise kaç en gelir? 2 en gelir. Mükemmel. Şimdi şuradaki paralele bakarsan eğer 2'nin 3'e oranı. 2'nin 3'ü oranı 2N'e hop 3N olur. Harika. Ve böylelikle bize bunları bulduk. Şimdi adım adım gidelim. Önceki tüm alan neydi? 3N çarpı 4A bölü 2. 3N çarpı 4A bölü 2 idi. Bu neye eşitti? 72 vermişti. Harika. 2 ile 2 geldi. N çarpı A'ya kaç gelir? 72'yi 6'ya bölsek 12 gelir. Kenarda dursun. Şimdi bunun alanı nasıl bulurum? Şu üçgenin alanını bulurum. Nedir o? N çarpı A bölü 2 artı şu alttaki bir yamuk. Üst tabanı 3N, alt tabanı 2N bölü 2 çarpı yüksekliği A. Harika. 5NA, bir NA daha 6NA bölü 2'den 3NA geldi. Peki NA 12 ise burada 12 yazarsak kaç geldi? 30 6. cevapta kaç bulduk? C seçeneği bulduk. Tekrarlayalım. A'ya A olduğu için birin 2 oranı N'se iki n ise 2n. 2A açılınca 2A geldi. 2'nin 3 oranı 2N'e 3N. Tüm alan köşegenler çarpımı yarısı dik kesiştiği için deltoid'de. O zaman 4A çarpı 3N bölü 2'den 70 NA 12 geldi. Peki şu alan na bölü 2. Bu alanı yamuktan buldum ve topladım. Neyi bulmuş oldum böylelikle? Buradaki alanı bulup yerine koydum çözdüm. Hocam bunu alan paylaşarak bulabilir miyiz? Senin için bir de öyle yapacağım. Alan paylaşarak izle. Şuraya S dersem A'ya A olduğu için 1'in 2 oranın karesi 1 bölü 4. S'e kaç S gelir burası? 3S gelir. Hatta bu da buraya eşittir. Bu da buraya eşittir. Harika. Peki aşağı doğru devam ediyorum. Açtım şu şekilde. 4S ise burası ne oldu? 4S oldu açıldıktan sonra. Harika. Peki şurası A idi. Şurası A idi. Burası kaç A geldi? Hatta şöyle göstereyim. Yani şöyle gösterirsem hatta şöyle göstereyim. Şurası 2A geldi. Açtım. Şimdi soruyorum. 2A'nın 3A'ya oranı. 2A'nın 3A'ya oranı. 2'nin 3'e oranı. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. 4S ise şuraya kaç gelmesi lazım 4S ise? 5S 9 olması için. O zaman buraya nasıl paylaştı? S, S paylaştı. Ortalıyor ya zaten. Peki şöyle çektiğim zaman tabanları aynı alanları aynı. Tabanları aynı alanları aynı. Ben ne biliyordum? 4, 5 daha 9, 3 daha 12S'i 72 biliyordum. Bana 3, 4, 5, 6S kaçtır diye soruyor. Yarısı 36'dır diyebilirim. Tekrarlıyorum. 1 bölü 2, 1 bölü s e 3S. 2 3 s şurada. Açtım 4 s. 2'nin 3'e bak 2'nin 3'e çünkü 2 açıldı ya ne geldi 4 bölü 9 5 es es çünkü eşit birer bu aynı buradan buraya düşenler de aynı olacak. Peki taban aynı es es taban aynı es es ve böylelikle tüm alan kaç es gelmiş oldu 9 12S. 12 es 12 es 72 s 6 es dedik ve soruyu çözdük cevap 36 idi gerçekten Zor bir soruydu ve bu soruyla beraber ne yaptık? Deltoid'i bitirdik. Sırada ne var? Dikdörtgen. Heyecanla dikdörtgen konusunu bekle. Güzelce beraber senin onu da öğreneceğiz. Müzik <laughs>